Merhaba YouTube, ben Vasat Mimar ve bu bölümde biraz Mystical Agriculture'a tanıdık bir moda daha geliş dönüş yapıyoruz. Ve aynı zamanda Seaming muhabbetini artık tamamen otomatik halde getireceğiz. Her ne kadar tam anlamıyla oturamamış olsa da birkaç bug'dan dolayı daha sonra videonun sonrasında hallettim ben o noktaları da. Umarım izlemesi keyifli olur sizin için. İyi seyirler. Evet, sonunda farming muhabbetine bugün geçiyoruz. Çünkü ben bunları elde etmekten çok sıkıldım. Özellikle bu neredeydi? Bu elektrumdur, ne bileyim, bronzdur. Dolayısıyla bunların hepsinin seedini yapacağız ki bir daha bu şeylerle uğraşmayalım. Şu an halihazırda bu arada seed için çalışan iki tane inferiumla çalışan phytogenic insulator'ımız var. Tamamına muhtemelen yetmeyecektir elinde bulunan inferium ama en azından ilk baştaki mantığına girebiliriz. Şimdi öncelikle bunlardan yapmamız lazım tabi. 8 burası için. Totalde 10 tane gold ingot'a ihtiyacım var. Yavaştan buraya da taşımaya başlıyorum. Biraz birikmiş gördüğünüz gibi. 336 gold ingot falan filan. Stone'a ihtiyacım var. Başka? Bol bol stone. 16 tane buraya. 20 tane stone'a ihtiyacım var. Peki 20 tane stone'un var mı? Varmış. Güzel. Fazla fazla var hatta. Ve red carpet'a ihtiyacım var sanırım. Çevirmek için. Burası 16, 19, 21. Yani totalde 14 tane Red Wool'a ihtiyacım var. Wool'um var mı? Wool'um yok. String'im var mı? String'im var. Az varmış biraz. Sıkıntı değil. Toplaması çok zor bir şey değil. Tabii bunu 16 yapmak zorundayım. Çünkü 8'er 8'er bunlar. Dönüşüyor. 16 yaptık. Tamamdır. Ve Red Dye. Red Dye şimdi nereden geliyormuş? Burada bakalım bu modda. Beetroot'umuz muhtemelen bir yerlerde vardır ama çünkü bir ara farmımızda vardı. Acaba onları ben silerek mi şey yaptım? Üstünde Beetroot neden yok? Bakalım. Seedlerim vesaire buradaysa seedleri getirmişiz. Peki Beetroot mu yok? Beetroot yok aynen. Peki Red Dye elde etmek için başka bir yöntemimiz var mı? Poppy. Bu sanırım aklımda bununla ilgili bir çözüm var. Eski adamıza giden aslında bu slime adalarında gerçi gözükürdü. Kırmızı bir çiçek olsa. Burada bir yerlerden poppy araklayabiliriz diye düşünüyorum. Bu artık mob farmlarımız çünkü boş. Zaten iki tane lazımdı. Güzel. Tekrar buraya teleport olalım. Ve klasik mystical agriculture festivallarımızı yapalım. Bu arada buraya gördüğümüz gibi ufak ufak taşınıyoruz. O taraftaki her şeyi söktüm daha doğrusu. Sadece henüz buraya yerleştirmedim ama çoğu şeyi buraya getirdim gördüğünüz gibi. Özellikle mekanizm setup'ını falan buradan importer'la içeri bağladım. Şimdilik bir şekilde automate ediyoruz bir şeyleri. Zaten yavaş yavaş da... Allah. Evet, bunu creative'de çözeceğim çünkü böyle uğraşmak istemiyorum. Orada ufak bir problem oldu. Sanki. Blue da değil. Light blue mu bu? Light blue dye. Sen light biliyorsun. Evet light biliyorsun. Ben de red dye'ımızı geri alalım buradan. Even Steven olalım tekrardan. Tamamdır. Şimdi göstereyim. Yavaş yavaş bazı şeylerin pattern'larını buraya yerleştirdim. Muhtemelen plate'leri yapmanın ve gear'ları yapmanın başka bir yolu yok. Tinkers dışında. Ama bu ingot'lardan kurtulabiliriz bugün yapmaya çalıştığımız şeyle. Dolayısıyla onları oradan artık çıkartabiliriz en azından. Böyle değil miydi? Red wool nasıl yapılıyormuş? Oo. Birebirlik bir değişim. Yani bize totalde iki tanesini fazlalık olarak aldığımız hesaba katarsak bize totalde yaklaşık 12 tane daha poppy çiçeği lazım. Peki var mı? Tabii ki yok. Peki beetroot seed'imiz var mı? Seed olarak ne var? Fern falan var. Üzücü, üzücü. Acaba burada unuttuğum bir yerlerde beetroot seed vesaire var mı? Oo beetroot var daha iyi. Ben bunları niye götürmemişim ki? Bunu da götürelim. Beetroot seed. Tamam. Yanımıza yeterince beetroot aldığımız için. Çok gerekli yok. Çünkü olması lazım. Ben bunları bol bol farmladığımı hatırlıyorum. Ve zaten varmış. Gördüğümüz gibi. Tamam. Bunları da şimdilik içeri atalım. Kesin başka yerde lazım olur. Bu sefer niye almadım diye üzülürüm. Totalde 12 tane lazımdı. Kalanı seed yapmak için ileride. Belki başka bir yerde lazım olur diye tutuyorum. Ve 14 tane Red Wool'u yaptık.
Şöyle mi? Aynen. 21 tanesini daha elde etmiş olduk. Bize bunlardan totalde tabii şunların hepsini içeri atalım. 8 tane lazım olması lazım. Aynen. Bunları da şöyle içeri atalım. Zaten içeridekileri kullandı. Ve bir tane de Infusion altar lazım zaten. Aynen. İki görevi de bu şekilde tamamlamış olduk. Neredeymiş bu görevler? Magical Seed'deymiş. Bu arada 4 Seed, Water Seed bunları da hepsini elde edeceğim. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir yerlerde işimize yarıyor olması lazım. Şeylerin en azından Wood Essence'ın mesela sağ tıklayalım. Aynen herhangi bir logo elde etmek istediğimizde işimize yarıyor. Veya sapling'i. Ya da burada mesela ne başka ne seed var? 4 seed var. 4 seed'den ne çıkıyor? 4 essence çıkıyor. 4 essence'a sağ tıklarsak Pozol, Sand, Mycelium. Ya bunları yeterince hızlandırırsak bir daha hiç generator kullanmak zorunda. Clay Ball özellikle mutlaka lazım. Bir daha hiç kullanmak zorunda kalmayız. Yanlışlıkla 9 tane yapmışım. Tabii bunlardan o biraz üzücü. Artık kablosuza geçsem mi acaba bir ara? Gayet mantıklı olur bu seçenek sanırım. Tamamdır. Pedestal muhabbetini en azından şimdilik halletmiş olduk. Prosperity Seed Base'e ihtiyacımız olacak sadece. O yüzden aslında biraz da şey de yapsak iyi olur gibi. Bu neydi bunların adı? Fitojenik. Biraz da wheat yetiştirsek iyi olur gibi. Çünkü seed bol bol lazım olacak. Onun dışında zaten Prosperity Seed Prosperity Base genellikle elimizde olduğu için çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabi buraya bir de su çekmemiz lazım değil mi bizim? O zaman bize buradan bir de Basic Universal Mechanical Pipe uçalım şöyle azıcık. Poison'a ve Wither'a ölmeden. Çünkü henüz hala renkli muhabbetine geçemedik. Bu makine şu an çalışır durumda herhalde. Activate. Buraya henüz niye su gelmiyor? Çünkü üst taraftan input açmamız lazım. Input açtık. İçeri su doldu. Güzel. Daha sonra buraya da bir tane seed bırakalım. O kendi kendine orada takılsın. Biz de o ara diğer işlerimizi halletmeye başlayalım. Tamam. Şimdi benim buradan ilk elde etmek istediklerim ne aslında? İki bronz. Dolayısıyla tertium gerekiyormuş. Dolayısıyla ondan aşağı prudentium. Burada bu infusion kristal muhabbetleri biraz daha garip. Her seviyenin kendi infusion kristali var. Ve bize eziyet etmek için bütün yolları düşünmüşler. Totalde 36 tane Inferium Blue'a ihtiyacımız var ve Prosperity Blue'a ihtiyacımız var. 4 tane. Prosperity'ler burada değil. Inferium'lar burada mı? Onlar burada. Tamam. 1, 2, 3, 4. Prosperity Seed Base'ler. Umarım düz Prosperity Shard gerekiyordur. Nerede? Şurada olması lazım. Tamam. 3 stack aldık. Daha sonra bunları gelip buraya yerleştirdik. Bakalım. Hop. Aynen. Tamam. 4 tanesi yetiyormuş. Güzel. Ortaya ne gerekiyordu? Orada Prismarine gerekiyor sanırım. Ama bu Prismarine değil ortaya gereken. Burada var mı? Burada yok. Peki şurada var mı? Yoksa biraz daha prizma... Heh, tamam burada yeterince varmış gerçi. Biraz daha uğraşmamız gerekebilirdi yoksa. Bir de buton lazım tabii bize şimdi. Çünkü o makine biliyorsunuz butonsuz çalışmıyor. Aslında bunu stone buton alsam daha güzel gider diye düşünüyorum. Ha, bu stone butonu yapabiliyor muyuz? Yapamıyormuşuz. Peki düz stone butonu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Daha sonra buradan yine pedestal'larımızın oraya. Bu redstone sinyaliyle çalışıyor. O yüzden buton aldım bu arada. Şimdi öncelikle 4 tane bundan şart. İlk kristalimizi daha iyi yapmak için. Değil. Yine öyle de değil. Şöyle. Bu arada ilk fırsatta Master Infusion kristale geçmek sanırım en mantıklı seçenek olacaktır. Bir bakalım Master Infusion kristal için ne gerekiyor. Master Infusion. 4 tane Insanium blok gerekiyor. Yani biraz. Neyse. İlk yapmamız gereken farmın Inferium farmı olduğunu şu an anladık. Bu arada Compact Machine'e de bugün geçeceğiz. Zaten Shrinking Device'ını yaptım. Nasıl geçeceğimizi birazdan bahsedeceğim. İlk Prismarine kristal. Basalım bir tane. Ve ilk Infusion kristalimizi yapalım. Hatta aslında önce bir kendimize Compact Machine açsak daha mantıklı. Çünkü muhtemelen orada buradaki problemi yaşamayacağız. Umarım. Artık yani orada da o problemi yaşarsak. Özellikle poison probleminden bahsediyorum. Biraz can sıkıcı olabilir. Buradan Compact Machine Wall. Burada duvar sistemi biraz daha farklı. Tıklarsak zaten recipe'sinden görürsünüz. Geçen bölümde Blaze Blood'u toplamıştık. Obsidian'la dörder dörder çıkıyor. Yani iki kere şu işlemi yaptığınızda bir Compact Machine'lik malzeme çıkıyor aslında. Kalanı Emerald Block olması lazım. Buradaki Emerald'ları kullanmayalım. Oradakiler belki başka recipe'de lazım olur. Gerçi burada da 73 tane kalmış. Biraz daha biriktirsek iyi olacak gibi.
Onun için ama öncelikle sieve setup'ımızı eski haline getirmemiz lazım. Aslında bugün ilk sieve setup'ımızı eski haline getirelim. O biraz daha mantıklı bir seçenek gibi duruyor şu anda. Onun dışında sistem aynı. Ben bundan 4 tane yapayım. Muhtemelen lazım olacak şimdi çünkü. İlk etapta bunları burada tutacağım. 5.'yi de yapayım. Simetrik olmadı. 5. Heh, tamam. Geldik. Öncelikle bir içerisini denemek istiyorum. Mining fatigue alıyor muyuz? Almıyoruz. Ama burası karanlık. Neden? Normalde buranın aydınlık olması lazım. F3'ten light seviyesine bakarsak aslında. Ey tamam, Client Light 14 diyor. Demek ki aslında burası karanlık değilmiş. Sadece görsel olarak böyle gözüküyormuş. O zaman setup'ımızı yavaş yavaş buraya taşıyabiliriz. Tabii bunları da 3 saat izletmeyeceğim size. Ben buradan bunların hepsini söküp öbür tarafa taşıyacağım. Devam edeceğiz sonra. Evet, bütün seed sistemimizi buraya taşıdık. Bu extruder'lar da ait. Şu an çatır çutur çalışıyor bütün sistem. İki taraftan da. Fakat ortada hala bir eksik var. Bu sistemi ayarlasak bile, autocraft'ı ayarlasak bile henüz hayata geçiremedik. Dolayısıyla bununla ilgili yapmamız gereken birkaç tane şey var aslında bugün. Bunlardan bir tanesi sugar cane'imizi, çünkü sugar cane'a yaptığım resipiyi yanlış hatırlamıyorsam otomatiğe bağlamak tekrar. Burada bir sistem var ama bunu kullanmak istemiyorum. Muhtemelen içeride bir hopper daha vardır. Başka bir hopper'la sırf bu sistem için çalışacak bir şey yapmak istiyorum. Dolayısıyla hopper var mı? Yapabiliyor muyuz şöyle bir tane? Ne lazımmış? Flower pot lazım. İyi. Hopper botany pot bir tane daha yaptık. Bunu çok uzak koymayacağım. Buraya. Şurada bir yerde drawer da olması lazım. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Burada değil. Burada mı? Aynen. Burada bir tane drawer var. Drawer'ın upgrade var mı? Bunların upgrade'i yokmuş. 3 tanesinin olmaması lazımdı zaten. Muhtemelen bunun vardır. Koyalım. Aynen. Bunda void upgrade var. Daha sonra bunu gidip hopper'ın altına yerleştirelim. Yine sand yapacağız. İki tane sand kullanarak. Var mı sand? Red sand var mı? Red sand de yok. Sand de yok. O zaman gidip biraz sand alalım sieve yerimizden. Umarım yeterince birikmiştir. Çok hızlı şekilde ilerlediği için ama pek de alamıyoruz. Zaten iki tane lazımdı. Bir tane sine de almış olduk. Buradan çıktık. Yine buraya bırakalım. Ve bir tane sugar cane. Şimdi önceki tarafta hatırlıyorsanız. Niye önceki tarafta hatırlıyorsanız diyorum. Belki sadece bu seri için gelmişsinizdir. Bu önemli bir detay aslında. Bir item daha vardı. Onun da adı external storage'tı. Bir kablo daha vardı yani. Fakat bunun için bazı şeyler lazımmış. İki tane basic prosesör. Aynen, iki tane basic prosesör lazım en başta. Onları şöyle içeri atalım. Bir tane de input prosesör lazım. Daha sonra bunların hepsini pişireceğiz tabi. Orada alalım. İki tane basic, bir tane improved. Daha sonra bunları gelip smelter'ımız içine atarsak zaten bağlı olduğu için direkt buradan çıkacaklar. Neydi onun adı? External storage'tı. Şunları yapalım. Zaten resipileri bayağı basit. Glowstone mu eksik? Glowstone'u alırız. Bunu zaten yapmışız. Ha, bir tam. Glowstone'u almamız lazım. Zaten bir tek o eksikmiş. Geldik buraya. Bir tane Glowstone. Çıktık. Öbür tarafa da bu arada bunu yapacağım. Sadece şu an kablosuz çok tercihim olmadığı için, çok elimde malzeme olmadığı için bu sistem gidiyorum. Kablosuzları her yere yerleştirmeye başladığımızda bu problem de ortadan kalkacak. Bu da bir başarım da verdi galiba bize. Şu şekilde shift sol tık yaparsam zaten otomatik olarak sisteme bağlanacak galiba. Birazdan anlarız tabii onu. En azından birkaç tane daha çıkması lazım. Bu arada smelter sistemini de geri göstereyim. Diğer taraftakiyle hemen hemen aynı. Sadece buraya bu sefer kablosuz bağlayacağız. Bu arada bunları onladım. Üst taraflardan pipe, yan taraflardan üst sıkı transporter geçiyor ki bu buraya sıvıyı akıtsın. Bu item'ı dışarı üflesin şeklinde. Crafter'ın içinde yine duruyor crafter'ımız. Arka tarafında lava generator için bu sefer teklisini yaptım. Çünkü teklisi fazla fazla yetiyordu açıkçası. Şu an ağzına kadar dolu zaten mesela. Sadece bu crafter'ın yanına bir tane kablosuz craftlamamız lazım. Network transmitter, network receiver ve network kart. Şimdi onları teker teker bakalım neler lazımmış onlara. İki tane machine casing yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla iki advanced bunun için lazım. Bunları ben kaydettim mi buraya? İki advanced aynen. Ha tamam, birebir aynı resipileri. Sadece birinde üstte birinde altta. İkisinden nedir? Writing it falan filan. Total yani 4 tane advanced'e ihtiyacımız var. 4 tane de basic'e ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4.
Şu an fark ettim çok daha fazla glowstone dust'a ihtiyacım var. O yüzden buradan birkaç stack alalım. Nasılsa başka yerde de lazım olacak. Daha sonra bunları geliyoruz yine pişirmeye bırakıyoruz. Bırakmadık, bıraktık. Tamamdır. Ve receiver'la transmitter'ımızı bu şekilde çok rahat bir şekilde yapabiliriz. İki tane bundan. İki tane bundan. Bir receiver. Bir transmitter. Bir de network kart olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ne lazımmış. Bir tane daha advanced'e ihtiyacımız varmış. Ve paper. Paper. Tamam, sugarcane'ler geliyor bu arada. Onu da anlamış olduk. Şöyle bir miktar biriktirelim. Bu pişe dursun. Daha sonra geldik. Network card'ımızı da bu şekilde yapmış olduk. 1-3. No cables required diye bir başarım daha almış olduk. Şimdi bunlardan bir tanesini transmitter'ı sanırım. Aynen. Kabloluyu buraya bağlıyoruz. Receiver'ı öbür tarafa takacağım. Klasik mantık. Bunu buraya yerleştirdik. Tabii bunu bu şekilde tıkladıktan sonra muhtemelen diğer tarafa gidip sadece kartı taktığımızda çalışacaktır zaten. Bakalım 40 blok diyor menziline. Evet, burada çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Mavi renk kaldı ve crafter'ımız da çalışıyor. Bu sayede artık emir verip buraya kaynak yollayabiliriz. Tabii şu anda bir tek problemimiz var. O da tin ingot'ımız vesaire henüz tam anlamıyla otomatik değil. Hani orada bir sistem var ama mesela buraya sürekli artan bir sistem yok. Ore piece vesaire çekmemiz gerekecek. Onun için de öbür tarafta yapacağız aslında. Ama en azından şimdilik redstone'umuzu falan çok rahat halledebiliriz. O bu bölümün sonunda çok rahat bir şekilde yapabileceğim bir şey. Buradan gördüğümüz gibi birikmeye başladı. Tek yapacağımız buraya da bir tane şimdi neye ihtiyacımız var? Çok bariz şekilde network transmitter'a ihtiyacımız var. Çünkü buraya da ben kaynağın gelmesini istiyorum ve crafting upgrade de yapacağım ki mesela şöyle hatta bakalım bir kaç tane yapabiliyoruz acaba? Bir row'dan bir bakayım. Bir stack yaptık değil mi? Tamam. Burada. Bunları kenarda tutmakta fayda var. Çünkü lazım oluyor. Yani gördüğünüz gibi. Advanced yazarsak bir de. Buradan bir stack çıkmayacaktır. Ne yetmedi? Processor binding'imiz bitti şu anda mesela. Onun için daha fazla string slime vesaire alacağım. Ama şunlar bana şu etapta fazla fazla yetecek şeyler. Autosort'u kapatalım. Hepsini aynı anda eritebilmek adına. Daha sonra geri açarsak zaten bittiğinde devam edecektir. Bana ne lazım? En başta craft. Think upgrade lazım. Bunu A ile sol tarafa aldık. Ya yani tüm bunları C'de daha çabuk geçebilmek için yapıyorum bu arada. Bunu da yaptık. Crafting upgrade tamam. Bir tane de importer lazım olacak bana. Yok bir dakika importer, evet importer lazım olacak. Tam emin olamadım ama evet o da buradan yaptık bir tane de importer. Yine aynı mantık bir tane transmitter. Eksik. İki tane yapalım. İki tane yapalım. Kalanı var mıymış? İyi, kalanı varmış. Bir tane transmitter. Bir tane de receiver lazım. Sieve otomatik automation'ımıza aktarmak için. Bu ne? Network transmitter. Sen nesin? Network transmitter. Buraya yerleştirdik. Receiver'ımızı da gidip sieve yerine yerleştireceğiz. Totalde burada sieveleyeceğim 5 kaynak var. Sol sende muhtemelen daha sonra eklerim. Sol sendeniz çünkü otomatiği almadım. Importer'ı buraya koyduk ama importer'ı buraya koymayacaktık normalde. Niye böyle bir şey yaptım ben şu anda? Amacım neydi acaba? Evet, yanlış şeyi yaptım sanırım. Çünkü importer değil, exporter yapmam gerekiyordu. Importer buraya kaynakları aktarmak için yapacağım şey olacaktı. Ben spesifik bir kaynağı çekmek istediğim için exporter'a ihtiyacım var. Şöyle yazalım. Böyle exporter'ımızı yaptık. Sanırım şimdi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bağlayalım. Tabii buraya göstereceğim şeyi birazdan göstereceğiz. Henüz göstermiyoruz. Bu network card değil. Network card yapmadık mı? Network card yapmamışız. Cardül network. Ben de bundan yapacağız. Daha sonra bunu geldik. Sol tıkladık. Buradan çıktık. Nereye gidiyorum ben? Benim transmitter'ım burada. Evet, transmitter'ı da yerleştirdik. Şimdi exporter için bir şeye ihtiyacımız var. O da buradan sağ tıkladığımızda öncelikle crafting upgrade'i koyacağız kesinlikle ki materyal olduğunda craftlasın.
Overworld Matter. Ama kompresini alıp buraya yerleştirmemiz gerekiyor ki içeride varsa bunu çeksin. Tabii bunun için de pattern station'ımızdan, pattern grid'imizden bunun pattern'ını basmış mıyız? Compressed Overworld Matter. Tamam. Elimizde teknik olarak var. Peki buraya aktaracak materyalimiz var mı acaba? On demand olarak aktarmasını istiyorum ben ama şimdi içeride sugarcane var, tin ingot var, clay ball var. Normalde hepsinin olması lazım. Ama önemli bir nokta var. Burada henüz çıkış yok farkındaysanız. Dolayısıyla buraya da bir çıkış yapacağız. Onun için de ender chest'e artık ihtiyacımız oldu. Ender chest. Evet. Ne lazımmış? İki tane obsidian lazım. Fazla fazla var. Biz tek alalım. Obsidian generator'ımızı geri kurmamız lazım bu arada. Bakın o detayı unutmuşuz. Ender chest. Totalde iki tane lazım. En azından bu adım için. Evet. Ender chest'i geldik. Buraya yerleştirdik. Bunların hepsini çıkanları buraya Ender chest'e aktaracak. Daha sonra Ender chest ve importer'ımız mesela şu an işe yarayacak. Umarım çöpe atmamışımdır. Yazalım. Importer. Tamam. Importer'ımız burada. Daha sonra da bunu nereye taksak? Böyle olmaz. Şöyle yapalım. Şimdilik böyle dursun. Biraz janky, biraz tuhaf gözüktü ama tamamdır. Yerleştirdik. Şimdi buradan Overload Matter basalım bakalım. Şey yarayacak mı? Compressed Overload Matter varmış şu anda sadece. Mesela bu şu an öbür tarafa niye gitmiyor acaba? Gidiyor mu? Ha gidiyor. Güzel. Nereden geldiğini anlamadım. Ya içeride olduğu için şu an üretmeye çalışmıyor. Tamam. Şu an halihazırda içeride olduğu için ekstrasını üretmeye çalışmıyor. Peki burada overload bittiği zaman ne yapacak bakalım? Üretmeye çalışacak mı acaba? Bakıyoruz. Burada ne erimiş olabilir? Yine tin erimiş. Sugarcane, tin ingot, clay ball aslında. Buradan spesifik bir sıvının aktarılmasını istiyorum. Şu an buranın içine direkt clay aktarmış çünkü. O zaman buraya bakalım bir filtre daha getirip takarsak belki işimizi görebilir. Son seviye filtre olmasına sanırım gerek yok. Neydi onun adı? Upgrade direkt. Pipe upgrade diye geçiyor. Aynen. Fluid. Add. Item tag. Overload matter. Muhtemelen ama buradan sürükleme yöntemi de işe yarayacaktır. İşe yaramadı mı? İşe yaramadı. Molten. Overload. Sağ tıklasak, sol tıklasak olmuyor mu? İlla bitişik yazsak. Babacım öyle olmuyor, böyle olmuyor. Sen de yani item ID. Evet, ikinci deneme. Start'a bastık. Bakalım işe yarayacak mı? Evet. Tin. Tamam. Clay. Peki neden inatla içeri sugarcane aktarmıyor? Benim aklımdaki yegane soru şu anda. Tin'i aktardı. Clay'i aktardı. Ama inatla sugarcane'i aktarmıyor. Acaba neden? External storage diye geçmiyor mu burası? Tamam. Sadece extract'te. Exact mode falan filan. Evet, burada sugarcane'imiz de var aslında. Ama aktarmamayı tercih ediyor. Aktarmamayı tercih etmiyor. Boruların içinde kalmış şey. Organik matter çünkü ilk onlar eriyor. Tamam, ufak bir filtreleme problemi varmış. Onu hallederiz hemen. Evet, filtrelemek için bir şey buldum. Sear duct ki içerideki gereksiz şey akmasın dışarı. Ama burada tabii bunu yapınca 37 blok kaldı. O yüzden şunu bir kırıp tekrar deneyeceğiz. Sıfırdan içerisi boş. Tamam. O zaman yapmamız gereken tek şey aslında şeye aktarmak. Buradan kablo çekmek. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı?
Bu arada copper bucket normal bucket gibi yapılıyor. Ama 3 tane birden yapıyor. Öyle bir güzelliği var. Yanlış oldu. Bakalım bu sefer işe yarıyor mu? Bunu bu kadar geciktirmesem bir de daha iyi bir de olurdu yani. Ama ihtiyacım olmadığı için çok uğraşmadım açıkçası. Şimdi lazım oldu tabii. Evet, şöyle getirdik bunu en uca kadar. Geri yapmamız gereken sanırım sadece şu. İnşallah. Değil mi? Evet, değil tabii çünkü içeride kaydak yok. Önce bir gidip bakalım deneyelim. Geldik buraya. Hop, o değil. Aldık bunu. Daha sonra tekrar compressed diye herhalde buraya bunu yerleştirecek. Bu sefer işe yarayacaktır. Tabii biraz yavaş çalışıyor. Üstünde herhangi bir speed upgrade olmadığı için ama ara ara çekeceğini umuyorum. Peki buradaki dilityum dust ne? Ben bunu ilk defa görüyorum mesela. Dilityum aslında ne yapılıyormuş? Dilityum kristal yapılıyormuş. Ondan da batarya. Space Ball Tools. Uzaya gideceğim söylemiştik. Uzaya gideceğimizi söylemiştik. Onunla alakalı bir kaynak daha varmış. Dolayısıyla bir tane daha drawer takmam gerekiyor aslında oraya. 3 tane takalım. Belki başka bir şey için de yine lazım olur. Geldik. 1, 2. 2. Değil. Köşelerden bağlanıyorum çünkü çok emin değilim. O yüzden o şekilde koymuyorum. 3. Dilityum muhabbetini de muhtemelen bundan sonra halletmiş oluruz. Onu da şu şekilde yerleştirelim. Evet. Tabii bu çekmemeye devam edecek benim anladığım kadarıyla. Deneyelim tekrar. Compressed. Bir tane craftla diyelim. Öncelikle birazını buraya aktaracak. Eridiğinde sanırım buraya aktaracaktır. Aynen. Tamamını aktardı. Hop. Sistemin içine muhtemelen gitmiştir şu anda. Hepsi aynen. Sol taraftan geldikçe buranın içine doğru aktarılıyor. Toplamda 40 blok. O yüzden 10 tane koydum ki onar onar gitsin ve kırklasın. Biz de o ara aslında diğer şeylerin seedlerine biraz baksak iyi olur. Mesela yavaş yavaş ilk etapta en mantıklısı sanırım şey olacaktır. Buraya koymadığım yegane Quartz Enriched Iron olacaktır. Bunun seedini yapmak. A'ya basalım. Totalde işte bize 4 prudentium desek. O iyi. Çok da pahalı bir şey olmayacak gibi duruyor. Bunu tabi ortaya öncelikle inferium şeyi koymamız gerekiyor. Totalde 16 tanesinden. Daha sonra bunların tabi şeyleri değiştireceğiz. Hop. Acaba her seviye için bir üst seviye mi gerekiyor? Eğer öyleyse ekstrem saçmaymış çünkü. Yani. Prudentium blok. Ya bunu buna çevireceğiz bir de. Olur, yaparız. Evet, durability'sini minimum seviyeye kadar düşürüp daha sonra buradan aldık. Umarım durability çok şey fark etmiyordur. Yoksa çakallık yapacağım derken durduk yere şeyimizden kristalimizden olabiliriz şu anda çünkü. 4 dedik, bastık. Evet. Yani bu biraz enteresan bir yöntemmiş. Bunları Unbreakable yapabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Enchant basılıyor mu? Mending, Curse of Vanishing, Unbreaking yapılıyor. İyi, Unbreaking basılıyorsa nispeten okeyim. Tabii bunun için öncelikle kendimize bir kitap muhabbeti yapmamız gerekiyor. Essence'larımız birikmeye devam ediyor bu yandan o güzel. 1, 2, 3, 4. Tamam, totalde zaten 4 tane lazım. Bunlar kristaller ve bunlar kalsın çünkü başka kaynaklar için de ihtiyacım olacak. Daha sonra Quartz Enriched 4 tane muhtemelen. Umarım. Öyle değil mi? Hayır, tamam. Bir tek Prosperity Seed Base gerekiyor. Bunu buradan alalım. O da klasik. Bir adet seed. Bu arada ben makineye seed koymayı unuttum herhalde. Bakayım. Hayır, makineye seed koymuşum. Sadece makinenin alt çıkışı yokmuş. Daha sonra Prosperity Shard'la totalde 4 taneye ihtiyacımız var zaten. İlk Prosperity Seed Base'imizi yaptık. Bu arada hazır başlamışken diğer kaynaklara da bakalım. Enderium'u vesaire bu video geçemeyeceğiz belli ki çünkü Supremium istiyor. Başka ne yapabiliriz acaba bu seviyede? Imperium'a geçme şansımız var. Onun için de en azından herhalde Tertium kristal gerekiyor değil mi? Aynen. İyi. Bir üst seviyeye daha upgrade diyelim. Mantıklı olan o çünkü şu anda kristal.
Aynen, Prudentium, Fusion Crystal. Daha sonra çevresine bunların Essence. Essence'ların tamamını üst seviyeye geçirmek en mantıklısı gibi duruyor şu anda çünkü. Hatta burada da kullanabiliriz. Yetecek mi? Neredeyse tamamına yetti yani, açıkçası iyi oldu. Bunları da depolayabiliriz. Hatta şunları da şöyle yapalım. Minimum bütün durabilitesini kullanmaya çalışıyorum açıkçası. Lazım olacağını hesaba katarak. Tamam, bunlar kalabilir. Sadece şu Quartz'ın iç tayının seed'ini yapmak istiyorum. Daha sonra da tabii bir sonraki bölümün başında da muhtemelen yine bir compact machine'in içinde bunların farmını görmüş olursunuz. Dışarı yapmayacağım. Çünkü yerimiz kısıtlı. Peki neden başarılı olmadı acaba bu? Çünkü ter tüm essence kullanacaktık. Yanlış yaptık. Peki 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ama bu essence'ların elimizde olması şu an iyi. Çünkü 4'tür, water'dır. Hepsinin seed'ini yapacağız. Sıradan ve devasa bir pedestal'lı farm yapmak zorundayız. Çünkü burada harvester vesaire muhabbeti yok. Ama sanırım bu şeyi de çözmüş olduk. Başka ne lazım? Elektrum kesinlikle lazım ve bronz. Bronza bir bakalım mesela. Bronzu seed. İyi. Normal tertiyum ve bir adet yine Prosperity Seed verilmiş. Onu da yapalım. O da elimizde bulunsun. Bu arada normal farmlende bir de galiba, bu bildiğim kadarıyla çok emin olmamakla beraber, şey yapabiliyoruz burada. Herhangi bir hoe yapsak mı acaba? Evet. Herhangi bir hoe yapalım. Bir tane iron hoe yapalım. Herhangi bir farmlende sanırım bütün seedleri ekebiliyoruz. Sadece çok daha yavaş şey yapıyor, büyüyor diye gördüm. En azından dışarıdayken. Bir tane farmland ve seed yaptık aslında. V'si yok. Deneyelim. Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Eğer herhangi bir farmlandde bile şey yaparsa, geçici olarak denizin üst hizasını komple farmla bile kaplayabiliriz. Bu biraz burada olsun. Biz bunu bekleyelim. Biz gidip diğer seedlerimizi de yapmaya çalışalım. Biraz. İyi. Compressed overwrap ama inatla almak istemiyor mesela şu an o Steve. Ben onun neden böyle bir şey yaptığını merak etmiyor değilim. Exporter. Compressed overwrap. Tamam, burası doğru. Crafting upgrade'imiz de var. Bu craft'ı triggerlamak için şey de yapmamız gerekiyor. Madem onu kabul etmiyor, peki şöyle bir şey eder mi acaba? Buradan chest var mı? Buradan chest yok. Şöyle bir şey yapalım. Jungle chest. Bunu oraya yerleştirdik. Exporter'ı. He, tabii bir noktayı unuttuk. Transmitter'ımızın yerini değiştirmememiz lazım. Şunu şöyle koyduk. Daha sonra nasıl yapsak? Chest'i buraya koyduk diyelim. Exporter'ı böyle aldık. Exporter'ın içine tekrar şeyi koymak istiyoruz. Birincisi crafting upgrade, ikincisi compressed overload matter. Ama buraya o kartı getirip tekrar okutmak lazım tabii. Her neyse. Buradan da önce bir deneyelim. Deneyelim. Direkt her şeyi ayarlamaktan önce bir deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Network kart yerleştirdik. Geldik tekrar buraya. Acaba bu sefer exporter çalışacak mı mesela? En büyük detay o. Ignore son signal değil mi? Aynen. Anlamlandıramıyorum gerçekten. Elimizde kaynak da var hani. Neden çalışmadığını gerçekten anlamadım. Bunu neden exporter malzemeyi buraya çekmiyor? Atladığımız bir nokta var mı? Yok aslında. Bir tane daha basalım mesela. Kompresör nedir? Bakalım o zaman götürecek mi? Oo, bir dakika. Bir dakika. Önemli bir detayı atlamış olabilir miyim acaba? Burası Chunklot değil. Bakalım ben orada olmadığımda çalışacak mı bu şeyi yapmaya? Aslında yok, yine de istemiyor.
Bir problem var ama henüz onu çözemedim. Nedense buradan malzemeyi çağırmıyor. Her neyse yapacak bir şey yok. Onu bölüm arasında bakacağız artık bu çözümüne. Ve bugünlük de bu kadar aslında. Bugün biraz farm işine girelim diye düşünüyordum ama şimdilik sadece seedleri inceleyebildik. Bir de Infusing Kristal'in ne kadar eziyetli craftlandığını siz de zaten gördünüz. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Yani destekleriniz gerçekten büyük anlam ifade ediyor. Herhangi bir yorum olsun vesaire olsun. Ya da mesela Minecraft'ı seven çevrenizde insan varsa ufak bir öneri bile büyük katkı sağlayabilir uzun vadede. Ve yakında buraya bir ilk abonelerim için en azından bir ufak bir alan da inşa etmeyi düşünüyorum. Ve bu neydi onların adı? Boardlara isimlerinizi de yazacağım. Burada var mı çok bilmiyorum ama template board muydu? Her neyse onların üstlerinde isimlerinizi de yazacağım sırayla. O kadar emeğiniz var sonuç olarak. Onlar boşa gitmesin değil mi? Evet, hoşça kalın.